Kanal 64 Haber'in doğru adresinden merhaba. 15-19 Mart haftalık haber bültenine hoş geldiniz. Ben Sedef Börekçi. 4 günde 540 iş yeri denetlendi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü 8-12 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili sayısal verileri paylaştı. Hep birlikte detaylara bakalım. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 14.279 şahıs sorgulanmış, 37 aranan şahıs yakalanmış, 31'i tutuklanmış, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmiştir. Hemşehrilerimin gönlü de bol, eli de. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Halk Günü buluşmaları kapsamında vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. İşte detaylar. Bu kapsamda Uşak Valiliğine gelen bir kadın kendi ördüğü kazakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Vali Funda Kocabıyık'a takdim etti. Vali Funda Kocabıyık konuya ilişkin yaptığı açıklamada bugünkü buluşmamızda hemşerilerimin gönlünün de elinin de bol olduğunu bir kez daha gördüm. Bir teyzemiz el emeği göz nuru kazakları muhtaç ailelere dağıtılsın diye bize emanet etti. En kısa zamanda emek emek ördüğü bu ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız dedi. Yapamazsın diyenlere inat kamyon kullanıyor. Uşak'ta bir yemek firmasında şoför olarak çalışan Sultan Özdemir, kendisine bu mesleği yapamazsın diyenlere rağmen onlarca ton ağırlığındaki kamyonları kullanıyor. Tüm önyargılara rağmen direksiyon sallamaya devam eden Özdemir, uzak mesafelere yük taşıyor. Genellikle erkeklerin yer aldığı bir sektörde çalışan Özdemir, trafik kurallarına uyum konusunda hassasiyet gösteriyor. Şoförünün yanı sıra kamyonun yükünü de boşaltma işini de yapan Özdemir, istedikten sonra kadınların her işi yapabileceğini söyledi. Özdemir, dünya kadınlar var oldukça güzel, her işte her imkanda olabilirler. Genç kuşak sağlık çalışanlarını unutmadı. Geçtiğimiz ay Uşak Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Genç Kuşak Projesi kapsamında 14 Mart Tıp Bayramı'na özel etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında duvar resmi yapıldı, sağlık çalışanları ziyaret edildi. Genç Kuşak ekibi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretçi giriş bölümündeki duvara Türkiye haritasını kucağına almış bir sağlık çalışanını resmetti. Günün anlam ve önemini anlatan resim, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi dönemindeki özverili çalışmasına gençlerin minnettarlığını göstermek için yapıldı. Avukat Ersin Aslan'ı öldüren saldırgan en ağır cezaya çarptırılmalı. Uşak Barosu Avukat Ersin Aslan'ı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi yapmak için gittiği adreste göğsünden vurularak öldürülmesi üzerine yazılı bir açıklama yayınlandı. Baro Başkanı Avukat Emin Coşkun tarafından yapılan açıklamada acının ve isyanın tarif edilemez büyüklükte olduğu ifade edildi. Avukat Ersin Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilenen açıklamada gözaltına alınan saldırgan en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağı belirtildi. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin Büyükbaş Deri İşleme Tesisi Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Berend'in katılımıyla yapılan Rekabetçi Sektörler Programı tanıtımı toplantısı konuşuldu. Türkiye genelinde başarılı olan 41 projenin konuşulduğu toplantıya Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı ve Başkan Yardımcısı Uğur Karaca bölgeyi temsilen katıldı. Uşak Belediyesi'nden unutulmayacak hediye. Uşak Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle vatandaşlara Çanakkale Şehitliği'nden getirdiği toprağı ve Türk bayrağı hediye etti. İlk olarak vatandaşlar açık hava reklam mecraları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla aldığınız en anlamlı hediyeyi hatırlıyor musunuz? Sorusu soruldu. Uşak Belediyesi ekipleri daha sonra Çanakkale Şehitliği'ne giderek aldıkları toprakları, Türk bayrağı ve Mehmet Akif Ersoy'un Asım şiirini içeren özel bir hediye kutusu oluşturdu. Haber bültenimizin sonuna geldik. Bir dahaki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.